Bir Anı Bir Hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 24. Bölüm Hazırlayıp sunan Ben İsmail Yağcı Abdülhamit Han'ın vefatından bir sıra kadar önce Beylerbeyi Sarayı'nda tutukluyken, gözaltındayken hazırladığı bir hatıra defteri var. O hatıra defterini sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşırken de arada bir hadiselerle ilgili tarihin daha başka bir açılım isteyen tarafı varsa onları da ben izah ederek yani kendi katmam olduğunu söyleyerek sizlerle paylaşıyorum. Hüseyin Avni Paşa sürgüne gitti. Isparta'nın bir ilçesinde, kendi memleket olan ilçesinde efendim hastalandığını e, bahane ederek Aydın Valiliğinde kabul etmeyerek Paris'e Sevr Kaplıcalarına tedaviye gitmek istediğini söyledi. Abdülaziz Han evet ve gitti. Abdülaziz Han da bunun hiçbir şey olmadığını Avrupa'daki bu masrafları karşılamakta zorlanacağını bilerek ona yüklü bir miktarda açıktan harcrah gönderdi. Açıktan Padişah eski ser askerini bağışlamıştı. Ama eski askeri, ser seraskeri padişahını bağışlamamıştı. Paris'e kaplıcaya gidiyorum dediği halde Paris'teki kaplıcalara gitmedi. Paris'e gitti. Oradan da Londra'ya geçti Hüseyin Avni Paşa. Ve orada İngilizlerden Abdülaziz Han'ı tahttan indirme ihtilalinin dosyasını koltuğunun altına verdiler. Onu bu konuda iyice bir bilgilendirdiler, oryante ettiler ve hadi güle güle dediler, başarılar dilediler. Şimdi hatıraya dönüyoruz. Hüseyin Avni Paşa kininin homurtuları içinde yaşıyor. Kendi kininin bunu kimseye belli etmemek için elinden geleni yapıyordu. Avrupa'ya gidince kaplıcalardan çok yabancı devlet kapılarını çaldı. Fransa ve İngiltere'ye gittiği zaman da İngilizlerin kucağına düştü. Bu Abdülhamit Han'ın sözü efendim. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Hüseyin Avni burada iken mi İngiliz sefaretiyle uyuşup anlaştı yoksa oraya gittikten sonra mı İngiliz hariciyesi Paşa'nın kininin homurtularını duyup onu tuzağa düşürdü onu bilemem. Bakınız ne kadar tarafsız yazıyor Abdülhamit Han efendim. Bunları kestirip kestirip atabilirdi. Ben şöyle istihbarat raporu aldım, böyle istihbarat tapor aldım diye. Demiyor. Hüseyin Avni iken mi? Evet. Ancak çok sonra Londra sefirimiz Musurus Paşa'nın bana bildirdiğine göre Hüseyin Avni Paşa İngiltere'de bir elden yüklüce bir para almış. Ve sefirimiz bu olayı pek geç öğrenebilmiş. Bu haber bana ulaştığı zaman Hüseyin Avni Paşa zaten öldürülmüştü. Fakat bir Osmanlı seraskerinin yani Milli Savunma Bakanı artı Kara Kuvvetleri Komutanının demek efendim bu. Serasker bu demek. Yabancı bir devletten para alması küçümsenecek bir iş değildir. Ve üzerinde ehemmiyetle durdun bu işin. Ne için durdun? Hüseyin Avni'yi mezarından kaldırıp da mahkeme mi edeceksin? Hayır. O anda da serasker olanlar var. O anda, o anda da Milli Savunma Bakanı olanlar var. Sadrazam olanlar var. Başka nazırlıklarda bulunan üst kademelerde devlet adamları var. Zaten Avrupa dönüşü gerek saraya gerekse yakın dostlarına getirdiği ağır hediyelerin sürgünden parasız pulsuz gidip de yeni dönen ve yoksulluk çeken bir paşanın varlığının çok üstünde olduğu getirdiği hediyelerin o günler gözümden hiç kaçmamıştı. Allah Allah bu, bu paralar nereden buldu acaba ya? Yolda para mı buldu derler ya efendim. Rahmetli amcamın buna nasıl dikkat edemediğini hala şaşarım. Hem de kendisine yani Abdülaziz Han'a çok değerli tarihi murassa bir çift Şam'dan getirmesine rağmen bu bir çift Şam'danın Paris'ten 3000 altına satın alındığına sonradan tahkik edip öğrenmiştim. İşte Abdülhamit Han efendim. Abdülhamit Han padişah olduktan sonra da efendim iki sene, üç sene sonra bunun peşine düşüyor. Musurus Paşa'dan İngilizlerden Hüseyin yüksek miktarda para aldığını ve Paris'teki alınan şamların da 3000 altına alındığını öğreniyor. Musurus Paşa'nın bunu bana bildirdiği günler, Mithat Paşa'yı sadrazam tayin ettiğim günlerdi. Evet. Hüseyin Avni Paşa Mitat Paşa'nın yoldaşıydı. Birlik olup amcamı tahttan indirmişlerdi. Mithat Paşa da Hüseyin Avni Paşa gibi İngilizlerden yana bir politika takip ediyor. Ve her halinden İngilizlere güvendiğini görüyorduk Mithat Paşa'nın. İngiliz'in kahramanı efendim, idoli. İngiliz bunu nasıl sevmesin efendim? ve bunları öğrendikten sonra büyük bir güvensizliğe kapıldım. Hiç itimadım, emniyetim kalmadı. Mithat Paşa'yı suçlayacak hiçbir delilim yoktu. Fakat amcam Abdülaziz Han'ın İngiliz parmağı ile devrildiği apaçık ortadaydı. Sadrazamım da bu işi yapanların başında geliyordu. Paşa da, benim sadrazam tayin ettiğim adam da e, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu e, imzalandıktan sonra onu mecburen Abdülhamit Han sadrazam yapmıştı. İyi niyetle de olsa kanunu esası yani devletimin düşmanına sırtını dayamış ve onların sözünden çıkmayan bir insana yönetimi, mülkü teslim etmek cinnet olurdu. Devletimin düşmanı kim? İngiltere. Abdülhamit Han onu diyor. Bu cümleyi bir daha tekrar edeceğim müsaadenizle. İyi niyetle de olsa devletimin düşmanına İngiliz'e yani sırtını dayamış ve onların sözünden çıkmayan bir insana ben sadrazamlığı vermişim mülkü teslim etmek cinnet olurdu. Dikkatle hareketten takibe başladım. Evet verdim ama her hareketine de çok dikkat ediyordum. Dedi efendim. Abdülhamit Han. Hayatımda hiçbir şey beni bu derece sarsmamıştır. Mütat Paşa'nın da İngilizlerden beslendiğini öğrenmek kadar hiçbir şey beni sarsmadı diyor. İhtilaller sarsmadı. Ne zor bir işe efendim. Bir mülkün serasker ve sadrazamlık mevkine yükselen bir kimsenin yabancı bir devletten para almış olmasını Havsalam kabul etmiyordu. Hangi yüzde aldı yani? Nasıl aldı diye Havsalam bir türlü kabul etmiyordu. Eğer Mithat Paşa da aynı yolun yolcusu ise devlet tuzağa düşmüş demekti. Halbuki devletin başında büyük gaileler vardı. Şimdi diyorlar ki çok evhamlıydı. Hastalık derecesindeydi. Şimdi şu saydığı hadiselere bakarsanız bunların hangisinde evham var efendim? Musulus Paşa diyor ki büyük miktarda para aldı. Paris'teki Şamdan'ı satan adam yapılan araştırmada Hüseyin Avni Paşa'dan 3000 altın alıp iki tane murasa Şam'dan verdiğini söylüyor. Bunlar delili ispatlı şeyler. Peki siz bunları görseniz ne yaparsınız demek lazım insanlara. Ondan sonra da çok evhamlıydı. Gölgesinden korkuyordu. İşte gökte yıldızlar bugün çok deyince vay yıldız sarayına laf etti diye. Bu bir ruh hastası tarif ediyorlar. Abdülaziz Han'ı muhteli şuur, diye tahttan indirdiler. Şuurunu kaybetti. Ne yaptığını bilmiyor diye. Abdülhasan aslan gibi sağlamdı. Onların tahta padişah diye çıkarttıkları 5. Murat Han ise yine tahttan indirilmesi icap edince ona muhteli şuuru bulamadılar. Çünkü Abdülhasan'a muhteli şuur dedilerdi. Yalan bir laf. 5. Murat Han ise hakikaten şuurunu kaybetmişti çıldırmış vaziyetteydi. Adamı ölümlerle korkuttular. Ha yaşayışı öyleydi, böyleydi. Biz onları tartışmıyoruz. Hanedana bizim bir sözümüz yok. Şimdi Abdülhamit Han diyor ki, Sırbistan ve Karadağ ile harp halindeydik. Bu mu korkulacak şey efendim yani? Bu mu evham edilecek şey? Yoksa hakikaten büyük bir tehlike mi dedik ve 24. bölümü burada bitirdik. İnşallah 25. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.